Merhaba arkadaşlar. El deli haset, biz akıllı hasetiz derler ya. Öyle bir dönemden geçiyoruz. Sınavımız buna denk geldi. Bir memleketin içte dışta bu kadar düşmanı olur mu bilmiyorum. Başka ülkenin var mıdır? Bütün değerlerine saldıran, bir memleketin bütün değerlerine kendi insanları saldırır mı ya? Bu nasıl bir rezalettir? En son yaşadığımız örnek hepinizi isyan ettirdi biliyorum. Beni de isyan ettirdi. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Tüylerim diken diken oldu. Hırsından ağladım. Canat Hakkı denen vatandaş. Bir şehit babası. Vatan için canından parça vermiş. Evladını vermiş. Diyor ki benim evladıma kıyanları, destekleyenler, övenler mealen bunu söylüyor. Benim cenazeme gelmesin. Buna karşılık o adamın acısını paylaşacağına. Sen kimsin lan şehit babasısın diye her şeye konuşma hakkın mı var diyen bir vicdansız, acımasız, bütün değerlerini kaybetmiş bir adam. Allah korkusu olsa böyle konuşmaz. Vatan sevdası olsa böyle konuşmaz. İnsanlık sevdası olsa bir insan canı gitmiş. Hani bırakın askerde, polisti bilmem ne. Bir insanın canı gitmiş, onun babası konuşuyor. Ulan o adamın bu vatan için en değerli varlığı gitmiş olan. O adam konuşmayacaktı. Sen mi konuşacaksın lan? O adam evladını verdi vatan için. Sen ne verdin lan Canat Haklı bu vatan için? He? Ulan sen şurada bu videoları çekip insanların sinir uçlarını oyna diye şu videoları çekip burada bir kuruşluk para kazan diye o insanlar karda, kışta, dağda, bayırda koşuyorlar. Vatan savunması yapıyorlar. Can veriyorlar lan. Lan buna mı saygın yok senin? Sen nasıl bir vicdansızsın ya? Kanun, savcılık bildiğim kadarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı soruşturma başlatmış. Allah'ın izniyle kanunda da onun karşılığı vardır. Onun hesabını sana yasa soracaktır hukuk. Ama Allah da sorsun. Rabbim o şehidin anı sende bırakmasın. Rabbim o şehidin anı sende bırakmasın. Ulan bu vatan için adam ölmüş. Sen ne yaptın bu vatan için? Onun babasının konuşma hakkı yok. Senin var öyle mi? Sen aklını mı yitirdin? Vicdanın çöpe mi gitti? Sen yaşarken mi öldün? Sana yazıklar olsun. Bir değil, bin değil, sonsuza kadar yazıklar olsun. Sen insanlığını kaybetmişsin. Ne kazandın bilmiyorum. Ama bizi insanlığımızdan utandırdın. Bizi gazeteciliğimizden utandırdın. Dedim ya. Bu açıklamaları, bu saçma sapan toplumu ayrıştıran, gelen açıklamaları yapınca ne kazanıyorsun bilmem. Ama insanlığını kaybetmişsin. Sana yazıklar olsun. Yazıklar.